Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptığım kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden içeriğimize başlıyoruz. Kripto para piyasa değerimizin 2.3 trilyon dolara çıktığını görüyoruz ki bu rekor bir seviye arkadaşlar. Dünden bugüne zaten hemen hemen %8'lik bir artış söz konusu. Bitcoin piyasa değerinin ise tekrardan rekor seviyelere 1.2 trilyon seviyelerine çıktığını görmek oldukça sevindirici. Bitcoin dominansını incelediğimiz TradingView tablomuza gelince arkadaşlar teknik alanlarımıza hareketin riayet ettiğini görmek elbette sevindirici. Şurada %57.6, %57.5 seviyelerinin altında bir kapanıştan sonra aşağı doğru hareketin daha olası olduğunu söylemiştik şu konsolidasyon sürecine rağmen arkadaşlar. Halen daha aşağıda kuvvetli duracağını beklediğim %53.5, %52 seviyesindeki teknik desteğe dokunmadı dominans. Dokunma olasılığının halen daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama fiyat anlamında geldiğimiz nokta itibariyle birazdan anlatacağım. Buradan bir tepki alıp dominansın yükselmesi de beni şaşırtmaz. Zaten hali hazırda oldukça düşük seviyelerde. Zaten hali hazırda bu destekten sonraki beklediğimiz hareketi büyük oranla yapmış durumda. Yani şunu demek istiyorum. Bu alana gelmesi durumunda buradan tepki almasının çok ama çok olası olduğunu düşünüyorum. Ama bu alandan bir tepkinin de beni şaşırtmayacağını söylemeye çalışıyorum. Hali hazırda beklediğim hareket geldiği için arkadaşlar. Total 2 tablosuna bakınca Total 2 tablosundaki hedefimizin 1 trilyon dolar olduğunu söyledik sizlere. Hemen hemen Nisan başından beridir sürekli 1 trilyon doları konuşuyoruz ve trend şurada 25 Mart'tan beridir zaten dominans sürekli bir düşme eğilimindeyken Total 2'nin sürekli bir yükselme eğiliminde olduğu bildiğimiz bir gerçekti. An itibariyle 993 milyar dolar seviyelerindeyiz ama bugün 1 trilyon doların üstüne iğne atmış durumdayız. Dolayısıyla bu hedefimizin de gerçekleştiğini görmek elbette sevindirici. Ethereum Bitcoin paritesini bildiğiniz üzere Bitcoin yatırımcısının altcoin'lere doğrudan Bitcoin'lerini çevirip çevirmediğini görmek adına baktığımız bir parite. Bunda da paralel bir konsolidasyon süreci vardı. Bir kararsızlık olduğunu söylemiştik. Ama dominansta beklediğimiz düşüşün bunun yükselişiyle eş zamanlı olacağına inandığımızı da söylemiştik. Bu tabloda bizi teknik anlamda en azından an itibariyle yanıltmamış gibi gözüküyor. Yukarı yönlü trendin devam ettiğini görmek elbette sevindirici. Ethereum dolar paritesine gelince. Ethereum dolar paritesinde hatırlarsanız 2200-2300 seviyesini sürekli düz olarak konuşmuştuk. Teknik anlamda detaylı olarak konuştuğumuz alan 2219-2282 idi. Bu alanın üstünde bir günlük kapanışın tekrardan Ethereum'u fiyat keşfi alanına sokacağını, burada teknik anlamda konuşacağımız alanlardan ziyade biraz daha psikolojik eşikleri konuşmanın mantıklı olacağını düşündüğümü söylemiştim. Bu psikolojik eşiklerden bir tanesi 2500 seviyesiydi, bir tanesi de 3000 seviyesiydi. Sırasıyla bunları izleyeceğimi söylemiştim arkadaşlar. Ethereum özelinde farklı söyleyeceğim bir şey yok. Bugün de dikkat ederseniz tam olarak bu alanın desteğe dönüştüğünü bize gösteriyor. Bir tane daha teknik alan konuşabilir miyiz? Evet konuşabiliriz. Şu kırılmayı bir simetrik üçgen olarak düşünüp şurada hedef olarak arkadaşlar şunu şuraya ekleyip 2600'ü de düşünebiliriz ama ben 2600'den ziyade psikolojik 2500 seviyesinin izlenmesinin daha mantıklı olacağını düşündüğümden bu simetrik üçgeni farkında olmama rağmen haftalardır sizlerle konuşmadım aslına bakarsanız arkadaşlar. Dolayısıyla 2500 seviyesi ilk izleyeceğimiz hedef olacak Ethereum'da. Ethereum, Ripple gibi majör altcoin'leri. Majör altcoin'ler dediklerimiz de piyasa değerleri anlamında bazı analistlere göre ilk 10, bazı analistlere göre ilk 20'dir arkadaşlar. Bana göre şu anda bütün varlıklar çok değerlendiği için ilk 20'nin majör altcoin'ler olduğunu söylemek daha gerçekçi geliyor bana. Bu majör altcoin'lerde yani dominans dün mesela onu hemen dominans özelinde de anlatayım. Tweet atmıştım bununla alakalı. Ama şimdi
Konu gelmişken anlatalım arkadaşlar. Dün Bitcoin'de mesela çok kuvvetli bir şekilde yukarı yönlü tırmanış varken ilk bu dominansa baktığımızda kuvvetli bir yukarı yönlü eğilim vardı ama gün içinde akşama doğru bu baskılandı. O baskında halen daha devam ettiğini, dominansın düşme eğilimine devam ettiğini görüyoruz. Bunun sebebi abi dominans düştü ama benim elimdeki falanca altcoin ilerlemedi diye bakan arkadaşlar olabilir. Gerçekten bütün piyasaya yansımadı bu. Daha orta hacimli, küçük hacimli altcoin'ler bundan önceki süreçte çok daha etkinken şu 2-3 gündür Bitcoin'in hareketiyle beraber majör altcoin'lerin tırmandığını gördük. Dolayısıyla bu dominans baskısının sebebinin de majör altcoin'ler olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 12.5 milyar dolara Bitcoin tarafında çıktığımızı görüyoruz. Altcoin'lerde işte Ethereum'da bir artış var. BNB'de düşüş var geçtiğimiz günlere oranla ama Bitcoin'in bu süreçte dominans her ne kadar çok yükselmese de borsalardaki hacimler anlamında yine zirveye oturduğunu görüyoruz. Bitcoin tekniğine gelince arkadaşlar bugün burada birazcık ne düşündüğümü, neyi neden düşündüğümü biraz detaylı anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü şu yukarıda benim hedef olarak gördüğüm alana birkaç gün içinde gelmemizin oldukça muhtemel olduğunu düşünüyorum. Dünkü kapanışta çünkü önceki tepe noktasının üstünde gerçekleşti. Burada bir yükselen tepe geldiği için bu alanda kendini teyit etti. Şu anda dolayısıyla bugün denememiz durumunda 67.000 seviyesine gelen alanı, şu trend hattını denemememiz için hiçbir sebep olduğunu düşünmüyorum. Denememizin çok daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bugün deneriz demiyorum. Onu elbette bilebilmek mümkün değil ama bu trend hattını önümüzdeki günlerde denemenin olası olduğunu düşünüyorum. İnşallah şöyle bir yatay hareketlilikle deneriz bu süreci ki elimizdeki altcoin'leri de orta hacimli, küçük hacimli altcoin'ler varsa elinizde bu süreçte onları da satma imkanı bulunabilir. Yani hedeflerine gelme imkanı bulunabilir. Satmaktan kastım ne? Arkadaşlar, bundan önceki 3 videoda da anlatıyorum sizlere. Bu alanın artık oldukça riskli bir alan olduğunu düşünüyorum. Dün sizlere Dave the Wave'in de bu alanı bir yükselen kamu olarak, bir ayı formasyonu olarak da değerlendirdiğinden bahsettim. Zaten teknik anlamda da bu alandan en azından Bitcoin'in bir tepki almasının oldukça muhtemel olduğunu düşünüyorum. Peki beni asıl tedirgin eden ne? Yani şu anda Bitcoin pozisyonlarında olsa insanlar, mesela elinizde Bitcoin pozisyonları var ağırlıkla, o zaman buradaki verilecek tepkiyi izlemek mantıklı olabilir. Hemen buraya geldiği gibi satmamak mantıklı olabilir. Veya işte Bitcoin'inizi almışsınızdır, işte 30.000 seviyelerinde, 20.000 seviyelerinde, burada verilecek bir tepki de paniğe kapılıp satma stratejisi sizin için doğru bir strateji olmayacaktır. Veya Ethereum'unuzu, herkesin bildiği varlıklar olduğu için bunlar üzerinden örnek veriyorum. Mesela Ethereum'unuzu 500 seviyelerinde almışsınızdır. Şu anda bu seviyelerde Ethereum'da tamamen nakite dönmek sizin için mantıklı olmayabilir. Bu biraz stratejinizle alakalı. Eğer uzun vadeli ve orta vadeli bir tradersanız bu anlatacağım strateji sizin için önemli olmayabilir arkadaşlar. Ama kısa vadeli, özellikle altcoin'lerde ağırlıkla trade yapan bir insansanız ki benim hitap ettiğim kitlenin büyük oranda trade'lerini altcoin'lerde yaptığını biliyorum arkadaşlar. Ona istinaden söylüyorum. Çoğu insana bir şey anlatmak adına söylüyorum. Ben trade pozisyonlarımda, uzun vadeli tuttuklarımda değil ama trade pozisyonlarımda burada büyük oranda nakde geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. Çünkü buradan bir tepki almamız durumunda, bu tepkinin de bir düzeltmeye dönüşmesi durumunda ki bunun olası olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Dominans çok kritik bir destek alanında veya o alana çok yakın olduğu için, yani bu desteği denemesek bile oraya çok yakın olduğumuz için, dominans Ocak başından beri düştüğü için Bitcoin'de buradaki bir salmanın altcoin'lerde çok ama çok sert düzeltmelere yol açabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Elbette bu bir teori. Yanılma olasılığım var mı? Elbette var. Ama ben
öyle yapacağım. Ben bu şekilde stratejimi oluşturdum. Bu stratejiye de bağlı kalacağım. Çünkü burada diyelim ki bugün burayı denedik. 67.000 seviyesini denedik, kırdık. Bunun üstünde 70.000 seviyesi de aynı zamanda psikolojik bir eşik. Ben bu teorimin geçersizliğini ancak Bitcoin fiyatının 70.000 seviyesine çıkıp dominansta da ekstrem yükselişler olmaması durumunda bu teorimde yanıldığımı söylerim. O vakte kadar bu alanlarda elimdeki altcoin ve kısa vadeli pozisyonlarımı bu alanlarda satıp 70.000 seviyelerine kadar fiyatın ne yapacağını izlemek istiyorum kendi adıma. Sizin ne yapacağınız size kalmış, sizin paranız, sizin riskiniz. Kimse ben böyle yapıyorum diye öyle, sadece ben öyle söylüyorum diye veya sadece başka herhangi bir analist öyle söylüyor diye öyle yapmasın. Kararlarınızı kendiniz veriniz. Ben sadece internette tanıdığınız bir adamım arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Geleceği bilmiyorum. Bu itirafı yapmak zorunda kalmak bile oldukça komik. Ama ben bu şekilde hareket edeceğim. Tekrardan söylüyorum. Bu alanda bu trend hattını denediğimizde hangi gün olursa olsun ben kısa vadeli trade pozisyonlarımda büyük oranda nakde geçme niyetindeyim. Uzun vadeli bakanlar, örnekleri Ethereum ve Bitcoin'de verdiğim üzere uzun vadedir tutanlar, orta vadede tutanlar için değil bu sözlerim. Onu da hatırlatmış olayım. Peki buradan bir tepki almamız durumunda teknik anlamda nereye izleyeceğiz? Buradan bir tepki alırsak şayet 60.000 seviyesine kadar bir salmanın 60.000, 59.200 şu paralel destek alanı ve 60.000 psikolojik eşiğine kadar bir salmanın en kısa vadede ilk hedefimiz olacağını söyleyebilirim. Buradan tepki almamız durumunda arkadaşlar. 60.000 seviyesi whale map'in söylediğine göre Bitcoin balinalarının ciddi akümülasyon yaptığı bir alan. Dolayısıyla buradan bir tepki almamız oldukça muhtemel olacak. Bu tepki geldiğinde tepki kendini teyit eder. Altcoin'lerimiz de beklediğimiz üzere dominans dipte olduğu için çekilmiş olur. Tekrardan burada sattığım altcoin'leri biraz daha avantajlı seviyelerde alma imkanı bulurum. Dediğim gibi 70.000 seviyesine kadar bu alanı izleyeceğim şu trend hattında sattıktan sonra. Arkadaşlar ama tekrar uyarıyorum, kararlarınızı kendiniz verin. Sakın ha senin lafına baktık sattık diye bana yorumlar yapmayın teorimin tutmaması durumunda arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Herkes istediğini yapmakta özgür. Bozok'ta 66.000 seviyelerinde tamamen nakde geçtiğini söylemiş. Algıyı okuma anlamında bana göre Türkiye'deki en iyi analist Bozok. Algı analizinde özellikle. Dolayısıyla onun da sözlerini dikkate almanızı sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Dikkate alın. O yaptı diye öyle yapmayın ya da Erap yaptı diye öyle yapmayın. Gelelim haberler bölümüne. Ha, bir dakika özür diliyorum. Teknik anlamda şunu da göstereceğim size. Teknik anlamda beni endişelendiren bir faktör daha var. Şu anda haftalıkta bakıyoruz. RSI Momentum indikatörüne göre arkadaşlar Ocak'tan beridir sürekli yeni zirveler yapmamıza rağmen bakın şurada bir tepe yapıyoruz. Takip eden süreçte yükselen tepe. Şurada bir yükselen tepe, çok belli belirsiz bu. Ama şu anda burada da mesela bir tepki almamız durumunda, şurayı denememiz durumunda bizim hedef alanımızı bir yükselen tepe yapacağız. Ama RSI Momentum indikatörüne bakarsanız tepe çok net bir şekilde alçalan tepe. Alçalan tepe, şu anda da alçalan tepe. Evet, şu tepe muhtemelen buradaki alçalan tepenin üstüne çıkacak gibi gözüküyor burayı denediğimizde. Ama genel trend anlamında burada bir ayı uyumsuzluğu var. Dolayısıyla haftalık bazda baktığımızda bu ayı uyumsuzluğu da RSI Momentum indikatörü burayı denediğinde fiyat da muhtemelen burayı deneyecek. Dolayısıyla gerçekten ilginç günler yaşanacak gibi gözüküyor ama bana RSI Momentum indikatörünün burada asıl söylediği, yani bunu kırma olasılığı var mı? Evet var. Ama bana asıl söylediği şey, evet yeni zirveler yapıyoruz ama boğa momentumunu yitiriyoruz arkadaşlar. Boğa momentumunu yitirdiğimizi de bize RSI momentum indikatörünün kuvvetsizleşmesi gösteriyor. Fiyat yeni keşiflerine rağmen. Dolayısıyla bu da benim açımdan boğa momentumunu yitiriyor olmamız
Bitcoin dominansının destekte olması, Bitcoin'in dirence artık çok yaklaşmış olması bana göre risk sinyalleridir. Ben o yüzden nakde geçerim kısa vadeli pozisyonlarımda. Arkadaşlar onu tekrardan söyleyeyim. Birazcık uzattım biliyorum ama açık olan hiçbir taraf kalmasın. Tam olarak ne düşündüğümü anlatabilmek için uğraşıyorum sizlere arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Haberler bölümümüze gelince bugün Coinbase borsasının hisse senedi Nasdaq borsasında listelenecek arkadaşlar. Goldman Sachs ve Nasdaq ilk referans fiyat olarak hisse başına $250 belirlemişler. Bakalım bugün Amerikan piyasalarında da bu listelemeyle beraber nasıl bir para akışı olacak? Bu bize süreci gösterecek. İlk başta listelenmede hedeflenen yanlış hatırlamıyorsam $100 milyar bir değerdi. Ama bu fiyat bazından bakınca $66.5 milyar bir piyasa değeri hedefiyle çıkıldığını görmek aslında çok büyük bir ilgi var ama beklenenin en azından altında bir başlangıç olduğunu bizlere gösteriyor. Çok sorulan bir soru var. Haberlerde Coin Bülteni'nin haberinde denk geldim. Kripto para borsası Binance direkt haberden okuyayım. 14 Nisan'da Coinbase hisse tokenlerini listeleyeceğini duyurdu. Borsanın hisse token hizmeti Türkiye'de geçerli değil. Yani bizler alamayacağız bunu arkadaşlar. Binance Nasdaq'ta coin koduyla listelenecek şirketin hisse tokenlerini Türkiye, ABD ve Çin dışındaki kullanıcılarına sunacakmış arkadaşlar. Dolayısıyla bizim faydalanabileceğimiz bir fırsat değil bu. En azından onu hatırlatmış olayım. Dün Twitter'da paylaşmıştım. Bugün burada da paylaşayım. Twitter'da görmemiş arkadaşlar olabilir. Southampton Futbol Kulübü'nün İngiltere merkezli bir futbol kulübü. Coin Gaming Group'la 3 yıllık bir sözleşme imzaladığına dair bir haber var. Bu sözleşme doğrultusunda arkadaşlar oyuncularına yıllık bazda ödedikleri performans primlerini Bitcoin olarak vereceklermiş. Maaşlar olarak dün haber gelmişti ama bugün bu düzeltmeyi de yapayım. Hem de haberdar olmayanları haberdar edeyim diye paylaşmak istedim. Bana göre bu tip haberler önemli. Kitlesel adaptasyon açısından, imaj açısından, herkesin Bitcoin'i duyma açısından ben bu tip haberleri her zaman önemsiyorum ve her zaman da sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Umarım bugünkü şeyimizde akıl karıştırmamışımdır. Şu anda arkadaşlar herkesin risk eşiği çok yüksek, risk iştahı çok yüksek. Herkes eşinden dostundan duyarak piyasaya giriyor. Her yerde kahvehanelerden tutun bulunan bütün sosyal ortamlarda kripto konuşuluyor. Bu da algı anlamında artık belki birazcık kuvvetli bir sirkelemenin zamanı gelmiştir de diyor bize arkadaşlar. Bunu izleyeceğiz bakalım. Biz teknik anlamda neden böyle düşündüğümüzü anlatıyoruz. Şunun da farkındayım. Günlerdir sizlere temel anlamda on-chain metriklerde daha yolumuz olduğunu söylüyorum. Zaten bu düzeltme benim için genel trendi bozacak bir düzeltme olmayacak arkadaşlar. Lütfen onu da unutmayınız. Bu düzeltme dominans destekteyken olacağı için altcoin'lerde çok kuvvetli bir düzeltmeye dönüşebilir. O beni endişelendiren. Yoksa genel trendin yukarı olduğunu halen daha düşünüyorum. Bitcoin'de daha gidecek yolumuzun olduğunu düşünüyorum. Bunda benim açımdan genel trend anlamında bir değişiklik yok ama o metrikleri her anlatırken de size hep söyledim biliyorsunuz. Bu yolda düzeltmeler olacak. Şu anda da o düzeltmelerin bir tanesinin arifesinde olduğumuzu düşünüyorum. Genel trend yukarı olmaya devam edecek diyorum ve söylediklerimin sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar.